İyi akşamlar. Kanal 42 ekranlarında yeni yayın döneminde Dijital Saat ile her cumartesi saat 18'de bundan böyle karşınızda olacağız. Dijital Saat'te neler olacak? Dijital Saat'te teknoloji ve dijital dünyadan gelişmeler ve haberlerimiz olacak ve bununla birlikte her hafta bir konuğumuzu alacağız. Onunla birlikte bu haberleri yorumlayacağız. Sosyal medyada nasıl davranmamız gerekiyor? Onunla ilgili sosyal medyada trend olan haberler neler var? Bunlarla ilgili bir programla karşınızda olacağız. Bundan böyle cumartesi, her cumartesi saat 18'de. Bu hafta Konya'nın reklam duayenlerinden ve yine benim sevgili dostum, sosyal medyayı çok etkili kullanan, Konya'da sosyal medyanın nabzını tutan bir isimle birlikte olacağız. Deniz Kahveci bizlerle birlikte. Hoş geldin diyorum öncelikle. Hoş bulduk Fatih. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Bu programın hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Uzun soluklu olsun umarım. Ratingin bol olsun. Teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Daha evet. Şimdi överek başladın. Ben de överek devam ediyorum. Herhalde program böyle devam edecek. Birbirimizi överek. Efendim ne kadar muhteşemsiniz. Olabilir. İstanbul'a hoş sizin şahaneniz falan diye gidecek herhalde. İlk programda benim için seninle birlikte olmak da büyük bir avantaj oldu. Bunun için de teklifimi kırmadığın için teşekkür ediyorum. Hem tekrar. Konuya daha hakim olacağımız hem de birbirimize karşılıklı böyle pas atabileceğimiz bir program olacak. Senden de bu konuda yardımlarını talep ediyorum. Şimdi söylüyorum. Eyvallah. Çok yoğun sosyal medya kullanıyorsun sen de. Dijital dünyanın içerisindesin aynı zamanda. Reklamcı olduğun için. Reklamı sosyal medyada, sosyal medyayı bir argüman olarak kullanıyorsun reklamlar için, markalara danışmanlık yapıyorsun. Ama hep bir enerji problemi yaşıyoruz. Bu haftanın gündemlerinden bir tanesi de bu. Oraya girmek istiyorum o yüzden. Şöyle, pil durumu, enerji durumu biliyorsun hepimizin ortak sorunu. Sık sık şarj cihazı arıyoruz. Gittiğimiz yerde prize yakın bir yere oturma çabası var sürekli. Böyle kocaman powerbanklerle gezen arkadaşlarımız var. Sen ne yaşıyorsun? Pille ilgili problem yaşıyor musun? Yani pille ilgili çok problem yaşamıyorum. Herkesin genel günlük hayatında bazı şeyleri var. Akışı var, bir rutini var. Ona uyarsan, o planlıysa hiçbir şeyin problemini yaşamıyorsun. Su içme ihtiyacını bile problemini yaşamazsın günlük rutinde. Evet. Ben her gün telefonumu akşam şarja koyarım. Sabah evden çıkarken alırım. Akşama da bir daha şarj etmem. Aa ne güzel. Ya powerbank hiç ihtiyacım olmadı. Çok nadir olmuştur. O da evet. Şehir dışı seyahatlerindeyken her zaman bir yerde priz fiş bulamıyorsun. Evet. Yanımda oluyor ama onu da nadiren kullanıyorum. Yani hiçbir zaman şarj problemi yaşamıyorum ben. Ama etrafa baktığım zaman gerçekten bunu ciddi halde günlük hayatında problem haline gelmiş ve bununla ilgili problem çeken ve hayatını zorlaştıran insanlar var. Bunu fark edebiliyorum. Evet. Şarjsız yaşayamıyorlar yani. Herkes bir elektriğe bağlı neredeyse şu anda. Ya dediğim gibi şu an nedir? Yani toplum neye göre şekilleniyor? İhtiyaçlara göre. Evet. Milletin şarj ihtiyacı var diye yani dediğim gibi tüm kafeler, restoranlar masanın altına, kenarına oraya buraya bir priz koyuyorlar. Hizmet sunmaya çalışıyorlar. Aynen. Evet. Yani bu kadar elzem bir ihtiyaç mıydı bu? Yani neden herkes telefonunu şarj etmiyor? Ama teknolojinin gelişmesiyle birlikte programlar daha ağır hale geliyor, uygulamalar. Daha çok belki paylaşma ihtiyacı hissediyoruz. Birçok şeyi artık tamamen internetten araştırır duruma geldik. Dolayısıyla pillerin biraz daha kullanılabilir, optimum düzeylerde olması gerek. Ama anladığım kadarıyla sen diyorsun ki kişi zaten ne kadar kullanacağını bilir ve ona göre şarjını ayarlarsa, ona göre kullanırsa daha sağlıklı olur. Ama şöyle bir şey olsaydı, bitmeyen bir pil olsaydı mesela, yani ya da çok uzun yıllar gidecek bir pil olsaydı güzel olmaz mıydı hayatımızda? Tabii ki güzel olurdu. Evet. Hatta muhteşem olur. Birçok kişi bunu çok severek karşılarken bu bazılarına ne gerek var buna diyebilir. Evet. Ya çünkü şarj bitti diye bir kavram var yani. Doğru. Dünyada. Doğru. Çok önemli bir maziyet bu yani. Doğru, bazen bitiyor. Kaçış noktası olarak kullanılabilir. Yani en büyük problemi başlarken bile telefonu kapatıp kaçabiliyorsun ondan. Sonra doğru. Diyorsun ki şarj bittiğini bahanesi sığınarak her şeyi aşabiliyorsun. Evet öyle. Yani bürokrasiyi bile aşıyorsun yani. Ama bu olmasa da onun yerine başka mazeretler bulunur. Pil bitti yerine başka bir şey olur. Daha önceden cep telefonu yokken ne yapıyorduk? Şimdi herkes ulaşılabiliyor. O dönemde de denilmişti ki cep telefonuyla herkese anında ulaşabildiğimizde nerede olduğunu herkesin bileceğiz ve hani o mazeretleri yapamayacağız. Buna göre bence insanoğlu biraz daha yani insan durumu şey yapabiliyor. Bir kaçamak yol bulabiliyor yani. Yani bence güzel bir gelişme. Evet. Bu da işte beraberinde hani hayatımızda ne kadar bir ne zaman bir yenilik girse eski böyle alışkanlıkları götürüyor. Hı hı. Şimdi sen güzel bir gelişme dedin. Evet. Aslında biraz ağzından kaçırmış oldun. Güzel bir gelişme var teknoloji dünyasında. İlk haberimiz bu olacak.
nano piller, bitmeyen elmastan üretilen nano piller. Elmasın üretimi de nükleer atıklardan yapılıyor. Nükleer atıklar kullanılarak gaz formuna dönüştürülüp gazdan elde edilen enerjiyle pilin bitmemesi sağlanabilen bir teknoloji, yeni bir teknoloji var. Bitmiyor değil ama çok uzun süre gidiyor. Yani şöyle 7000 yılın üzerinde, 7500 civarında bir yıl kullanıldığında sadece %50'sini kullanmış oluyor bu pil. Elbette dediğin gibi bireysel kullanımda, cep telefonlarında, mobil cihazlarda bu çok gerekli olmayabilir ama kalp pili, uzay araçları gibi durumlarda kullanılması çok daha faydalı olacak. Bununla ilgili bir haberimiz var. Onu bir izleyelim. Sonra üzerine biraz daha konuşalım. Tamam. Evet. Nükleer atıklardan üretilen elmas pil binlerce yıl enerji üretecek. Bilim insanları nükleer atıklardan elmas pil üretmeyi başardı. Çok uzun ömre sahip bu piller uzay araçlarına, uydulara ve hatta tıbbi cihazlara temiz ve güvenli bir şekilde elektrik sağlayabilir. Bristol Üniversitesi Cabot Enstitüsü'nden bilim insanları laboratuvarda radyoaktif atıkları dönüştürerek ürettikleri enerji üretebilen elmasla yeni bir çözüm sunuyorlar. Bilim insanları radyoaktif grafiti ısıtarak radyoaktivitesinin çoğunu gaz formunda uzaklaştırmanın bir yolunu keşfetti. Daha sonra bu gazı düşük basınçta yüksek sıcaklıkta tutan bilim insanları insan yapımı bir elmas pil üretmeyi başardı. Bu elmaslar radyoaktif bir alana konulduğunda küçük bir elektrik akımı üretiyor. Araştırmacılar elmas pili bir başka radyoaktif olmayan elmasın içine koyarak zararlı emisyonları yakalamayı hedefledi. Bu tasarım da daha fazla elektrik üretilmesine olanak tanıdı ve pili %100 verimli hale getirdi. Nükleer elmas pil inanılmaz uzun bir ömre sahip. 7746 yıl süresince pilin enerjisinin yalnızca yarısı kullanılmış oluyor. Böylesine uzun ömürlü bir pilde normal pil kullanımının ve pil değiştirmenin kolay olmadığı durumlar için harika bir çözüm sunuyor. Pilin kullanılabileceği alanlar arasında uçaklar, uydular, uzay araçları ve hatta tıbbi cihazlar bulunuyor. Evet, az önce de söylediğimiz gibi belki bireysel kullanım için çok fazla ihtiyaç olmayabilir. Bir yerde priz bulup kullanabiliriz. Ama uzay araçları, elektrikli araçlar, tıbbi cihazlar için uzun süre gidiyor olması pilin çok önemli bir gelişme. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya ben şöyle düşünüyorum. Biraz ben de baktım haberi, inceledim. Şimdi karbon 14 seviyesine ulaşmak mümkün bir şekilde. Evet. Bundan işte sınırsız, yani süresiz bir enerji elde etmek 9000 yıl kadar falan mümkün. Teoride mümkün ama. Ya Bristol Üniversitesi de karbon 13 ile ilgili testler yaptı uzun süre. Karbon 13'ü açığa çıkarırken bir yerden sonra tehlike arz etmeye başladığı için testleri durdurdular. Evet. Şimdi karbon 13'ü geçmeden karbon 14'e de ulaşılmaz. Böyle bir gerçek var bir tarafta. Ama diğer tarafta bu arkadaşlar çok iddialılar. Bunu yapabileceklerini söylüyorlar. POC'sini de yapmışlar. Eğer bu pandemi olmasaydı 2020 yılının sonunda bunlar piyasaya sürülecekti, prototipleri ticari kullanımlar için. Yani bir prototip üretip Apple'a vereceklerdi. Telefonla sen bunu dene. İşte bir prototipi teste vereceklerdi. Sen bunu arabalarda bir dene falan. Pandemiden dolayı bu gerçekleşmedi tabii. Ya olursa çok iyi olur. Çok güzel bir teknoloji. Teori üzerinde baktığın zaman gerçekleşebilir. Ama pratiğe dökülmeden çok bir şey söylemeyeceğim bunun için. Olursa hayatımızı değiştirir. Birçok yeni alışkanlık getirir. Eski alışkanlıkları götürür. Tabii. Şöyle MPD firması aynı zamanda zaten bunu yapan firma. Bir araştırma şirketi aynı zamanda üniversiteye bağlı olarak bir kar amacı gütmeden yapıyorlar. Şöyle dediğin gibi pandemi süreciyle bir süre ara verilmiş ama bu açığa çıkan zararlı gazla ilgili de elması, o gazdan elması üretip onun dışına farklı bir elmas daha kaplayarak salınımı engelliyor. Böyle bir çözüm bulmuşlar. Tabii bunun maliyeti yüksek. Maliyeti yüksek olduğu için hemen hayatımıza girmesi söz konusu olmayabilir. Ama ilerleyen yıllarda bunların olabileceğinin habercisi bunları gösteriyor. Hep böyle bir bir şeyler önce çıkıyor, biraz üzerinde konuşuluyor. Sonra bir süre sonra yavaş yavaş hayata girmeye başlıyor. Ve çok hızlı alışıyoruz. Ne zaman girdiğini de anlayamıyoruz. Teknolojide böyle bir yanılsama da var. Yani görüntülü konuşma örneğin daha belki WhatsApp'ta 2-3 yıldır hayatımıza girdi ama yıllardır var gibi geliyor bize. Böyle bir şeyler hep konuşuluyor. Bu alanda konuşulup da bir türlü yapılamayan şey uçan arabaydı uzun zamandır. Yani uçan araba hep bilim kurguda her yerde vardı. Geleceğe Dönüş film serilerinde falan hep uçan araba vardı ama bir türlü yapılamamıştı, yapılmıyordu.
Yine bu pillerin bu araçlarda kullanılması, yani havada elektrik bitti gibi bir durum olmaması yani, için o alanı da iniş yapıyoruz. Evet, şarj bitti, bir yere inmek gerekiyor. Yani uçan araba da yine dediğim gibi hep konuşuldu ama bir türlü yapılamayan bir şeydi. Biraz bilim kurgu kalıyordu. Onunla ilgili çalışmalar da var şimdi. Bir de onunla ilgili haberimiz var. Üstelik Türk yapımı bir uçan arabamız var. Test uçuşları yapıldı geçtiğimiz hafta. Önce halatlara bağlı olarak test uçuşu yapıldı. Cezeri ismi uçan arabamızın. Geçtiğimiz iki gün içerisinde de halatsız 10 metre yükseldi. Bir lansman yapıldı, tanıtım yapıldı. Abartılı bir lansman. Evet. Onun ya şimdi şöyle, aslında belki tamam önümüzdeki yıl hemen yaptık, önümüzdeki yıl bunu gökyüzünde görmeyeceğiz. Böyle bir şey beklemiyoruz. Tabii ki. Yani bununla ilgili mutlaka düzenlemeler gelecektir. Yani bu trafik nasıl olacak gökyüzünde gibi, yani birçok düzenlemeler gelecektir. Yeterlilikle ilgili bazı problemler olacaktır. Ayrıca üretildiğinde hemen onu kullanabilecek kapasitede kişiler, pilot olması falan gibi durumlar, eğitim alması gibi şeyler olacaktır. Biliyorsun drone bile kullanırken bir ehliyet alınması gerekiyor. Mutlaka bu tür süreçler var. Ama bir taraftan da biz teknolojiyi sevip dijital dünyayla iç içe olan insanlar için bunlar heyecan verici, güzel şeyler. Bir de uçan araba haberimiz var. Ona da bir bakalım. Bu sefer önce haberi izleyip sonra üzerine konuşalım. Olur, izleyelim. Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Yapılan açıklamaya göre Cezeri uçan arabanın uçuş testleri 11 Eylül Cuma günü başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı havalanan Cezeri, 14 Eylül'ü 15 Eylül'e bağlayan gece güvenlik halatlarıyla yapılan test uçuşlarının başarılı ilerlemesi üzerine halatsız olarak havaya kalktı. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip Cezeri uçan araba, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı. Bayraktar Milli SİHA Arge ve Üretim Merkezi'nde bugün güvenlik halatları olmadan gerçekleştirilen ikinci test uçuşunda ise Cezeri uçan araba yerden 10 metre yükseldi. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği Cezeri, 230 kilogramlık ön prototip uçuş testlerinde 10 metre havalandı. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın baş mühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan Cezeri uçan araba, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1,5 yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek bir çizimle başladıkları Cezeri uçan arabanın ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti. Bayraktar, önümüzdeki süreçte gelişmiş prototiplerini yapacağız, insanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak Cezeri uçan arabanın yollara inmesi tahminen 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları, ATV'ler gibi kırsal alanda kullanımına şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Milli teknoloji hamlesi seferberliğiyle gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor ifadelerini kullandı. Evet, Türk yapımı uçan araba Cezeri. 10 metre kadar havalanmış şu an. Umuyoruz daha sonra onu da gökyüzünde Konya semalarında da görürüz. Galiba gelirse Konya'ya ilk eğlenceli videoları, yani onunla eğlenceli videoları sosyal medyaya atacak kişi bence Deniz Kahveci gibi görünüyor. Çünkü hangi yeni teknoloji çıksa sosyal medyada o hemen bir story, bir şeyler yapıp onun farklı bir yönünü görüp bazen tersten bakıp bir şeyler yapıyor. Neler yaparsın sen, neler yapılabilir sosyal medyada? Şu an aklına gelen bir şey var mı? Yani şu an aklıma gelen bir şey, eğer bu uçan araba alırsam, evet, bunu değil, Air Car'ı alırım. Air Car, o da Türk yapımı bir araba, evet, ve bundan daha güzel. Yani ben şimdi bir vatandaş olarak, bir de tasarımcı olarak baktığımda bir yorumum, ben bu tasarımı beğenmedim açıkçası. Yurt dışındaki benzerlerine bakınca da beğenmedim. Beğendiğim yine bir Avrupa malı değil veya Amerika malı değil, yine yerli bir Türk malı var, Air Car. Evet. Eray Altun Bozar diye bir arkadaşın girişimi bu da. 3 yıldır yapıyor. Şu an iş bölümü o çektikte uçan aracı uçurdu. Uçurdu. Sadece birkaç haberde birkaç dakikalığına yer verildi ve geçti. Geçen sene uçurdular mesela ve şu an o prototiple
hava testini yapıyorlar, yazılım testini. Tamam, full otonoma çevirmek için. Bu testler bittiğinde de 2025 yıl diyorlar buna da, net diyorlar. 2025 yılında biz bu aracı satışa sunacağız diyorlar Türkiye'de. Evet, iddialı. Fonlama da almadı hiçbir yerden. Sadece birkaç yatırımcısı var fonlama. Fonlama derken devletten destek almadan yapıyorlar. Anladım. Ben şimdi açıkçası ilk bu haberi gördüğümde Twitter'da yayılmaya başladı, sosyal medyada. Dedim ki acaba Cem Yılmaz'dan ne kadar gidecek? Yani ben direkt bu gözle baktım bu projeye. Devletin desteği diye bir şey var. Gerekli yerlere gidiyor, gitmiyor. Doğru yerlerde kullanılıyor, kullanılmıyor. Bu tartışılır. Bu bizim programımızın konusu değil. Evet. Ama teknoloji seven, teknoloji çıkışı bir insan olarak baktığımda, vatandaş olarak baktığımda ben o Aircrack'ın da destek bulmasını isterim devlet Tabii. tarafından. Bu şekilde haberlerde yer almasını da isterim. Evet. Türk malı, %100 yerli, milli zaten yapıldı. Biz önümüzdeki hafta onunla ilgili de bir haber yapalım o zaman. Bence arkadaşlar verebiliyorsa ekrana versinler. Aircar dediğinizde çıkıyor zaten. %100 yerli, Türk malı bir uçan araba. Evet. Ve tasarım da harika. Yani tasarımı özellikle yurt dışında bu iş yapan insanlara çok fazla takdir gördü. Şu an satışa sunulmadığı için zaten herhangi bir reklam kaygısı ya da bunu hani marka ismi söylemekle ilgili bir problem Tabii, olduğunu düşünmüyorum. Yani. Harika aşamasında bir yatırım. Ve iki kişilik düşünebiliyor musun? Evet. Yani dünyada tek örneği iki kişilik bir uçan araç. Fırsat verildiğinde aslında Türk mühendisler tarafından, Türk yazılımcılar tarafından çok güzel şeyler yapılabiliyor. Her şey yapılır. Görüyoruz. Yani, sen teknoloji içinde bir insansın, yanında bir sürü öğrenciler geliyor. Yani kafalarında neler var neler. Evet, evet. Ama bu adamın biz işte barınma, işte beslenme, giyinme gibi ihtiyaçlarını... Zaruri ihtiyaçlarını karşılamamız gerekiyor. Karşılamamız lazım ki bu insanlar biraz koştursunlar, projeye versinler kendilerini. Mümkün değil. Ne yapıyor çocuk? Gidiyor garsonluk yapıyor mecbur. Hani bölümünde işi bulmaya bırak gidip garsonluk yapıyor. O kadar kötü seviyedeyiz bu konularda. Benim bu projeye bakışım biraz daha böyle şeyin dışında kalıyor açıkçası. Yani teknoloji severin bir insanın dışında kalıyor ister istemez. Evet. Geçen sene İstanbul Bilişim Üniversitesi, yani TUSİ diye bir araç uçurdular. Evet. İnsanlı uçtu bu araç. Yani. Evet, İnsanlı havaya kaldırdılar, uçurdular. İndirdiler, hala geliştiriyorlar. Bu iş bir basında yer bulmadı bu kadar. Twitter'da kimse yerli milli helal olsun çocuklar size diye tweetler atmadı. Ya bu bir şey, bir PR. Hı hı. Yani neden? Çünkü ben reklamcıyım zaten. Bir şeye baktığımda ben ister istemez, ben buyundan da... O gözle değerlendiriyorsun. Ben normalde bir yere gidip bir tüketici gibi alışveriş yapmak istiyorum. Ben bu tadını alamıyorum mesela. İşte bir reklam izlediğimde... Aha hani o reklama gidip kapalı... Gidip satın alayım Aynen. duygusu çok oluşuyor. O hizmete ulaşmayı istemiyorum. Yani mesleki deformasyon, her şeyin röntgenini çekiyoruz böyle PR'da. Doğru, evet. Buna da baktığımda tamamen bir PR görüyorum arkasında. Yani ama tabii bunun PR'ının da yapılması gerekiyor. Sen diyorsun ki bunun PR'ının yapılmasıyla ilgili belki fazla olmasıyla ilgili bir küçük tepkimiz var ama diğerleriyle ilgili de, diğer girişimlerle ilgili de bu şekilde neticede onlar da Türk mühendisler tarafından yapılan çalışmalar. Onların da alternatif olarak sunulması ve tanıtılması gerekiyor ya, sunulması, tanıtılması ben de aynı fikirdeyim. Mutlaka da ne bileyim sen mesela o saydığım araçlardan birini sormuyorsun bana ve bir başka biri işte bu araçları konuşmuyor. Neden? Çünkü gündem bu yani. Gündemle besleniyoruz biz. Gündemle hareket ediyoruz. Evet. Şu an tüm kanallarda da hala şey konuşuluyor. Cezeri konuşuluyor vesaire. Evet. Buna isterseniz bir teknoloji sever olarak, bir vatansever olarak birazcık şey vermek istedim. Tepki vermek istedim açıkçası. Teşekkür ederiz. Şöyle yani çok haklısın, aslında birçok şey yapılıyor Türkiye'de ama bunların bazıları çekirdek seviyesinde, ilk girişimde, startup seviyesinde son bulmak durumunda kalıyor maalesef. Ekonomik sebeplerle. Yatırımcılar belki de melek yatırımcı denilen bu Avrupa'da ve dışarıda daha çok oturmuş o kültür biraz bizde tam oturmuş durumda değil. Dolayısıyla melek yatırımcı bulamıyor yazılımcılar ya da proje geliştiren girişimciler. Bunun da zamanla yavaş yavaş oturacağını düşünüyoruz. Ama bizde biraz İnşallah daha şey var, ticarete daha fazla insanlar yöneliyor. Yani yazılımın ve teknolojinin çok fazla farkında değiliz gibi. Yani yatırımcılar tarafında çok fazla farkında değiliz bu işin. Dolayısıyla o yönde çok yatırım yapılmıyor. Biraz daha ticaret, alalım satalım, üretmek tarafında olmamız gerektiğini yeni yeni anlamaya başladık. Umarım güzel olacak. Ülkemiz adına çok iyi gelişmeler bunlar. Bunların da bu tür PR'larının yapılmasının bir taraftan diğerleri için etkili olduğunu, motive edici olduğunu da düşünüyorum. Yani öyle bir etkisi de var mutlaka. Bence değil, aksine. Yani aksine onlar demoralize olarak, çünkü onlara baktıklarında hani direkt şu, hani ya Cumhurbaşkanlığı ve akrabalığımız yok, ondan mı hani bu PR bize sağlanmıyor veya bu destek sağlanmıyor bize? Ben ne olduğunu düşünüyorum. Kendi kişisel hesaplarını attıkları tweetler, böyle ufak sistemlerde falan bu bariz belli oluyor zaten.
Teknolojiden ses soru kaçacağız, konuyu değiştirelim Fatih. Şimdi bu yatırımlarla ilgili ya da küçük çekirdek fikirlerle ilgili, startuplarla ilgili söylüyordum. Yapay zeka ile ilgili de çok gelişme var biliyorsun. Evet. Sen de Konya'da ilk startup kurucularından birisin. Startup 42 isminde bir girişiminiz vardı. Uzun sürede onunla ilgili bazı çalışmalar yaptınız. Yapay zeka ile ilgili de dünyada birçok gelişme oluyor. Türkiye'de de yapay zeka bir nebze yanlış anlaşılıyor ve PR tarafında da kullanılıyor. Yani bir tane elektrikli ısıtıcıya yapay zekaya sahip diye reklam yapılıyor. Yani yapay zeka olabilmesi için makine öğrenmesi olması gerekir. Verileri daha önceden kaydedip bunların üzerinde işleyip yeni bir veri elde edebiliyor olması gerekir. Yani örneğin şöyle, GPT-3 geçtiğimiz günlerde üçüncü demosu yayınlandı. İnternetten okuduğu birçok makaleyi toparlayıp onlardan yeni bir makale yazabiliyor ve istediğiniz bir konuda yazabiliyor. Örneğin daha etkileyici bir tarafı var. Mevlana'nın Mesnevisini okutuyorlar ve sonra diyorlar ki Mevlana'nın ağzından bize Mevlana yazmış gibi bir dörtlük yaz deniliyor GPT'ye. Ve aynen Mevlana gibi bir şiirin devamını aynı şekilde yazıyor. Bunu seninle birlikte de konuşmuştuk. Aynı sanki yazarı yazmış gibi devam ediyor şiir. Evet, aynı şekilde çünkü devamını getiriyor, yazıyor. Yine Einstein'la ilgili, Einstein hakkındaki tüm makaleler, hayatı tamamı okutuluyor ve sonra Einstein'la yine bir yapay zeka gazeteci röportaj yapıyor. Şöyle, hem gazetecinin gazetecilik mesleğini elinden almaya aday, hem yazarı almaya aday. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Biraz daha beni ilgilendiriyor. Şöyle, bana da dokunan kısım var. Tane, evet, sana da dokunan kısım var. Ben bana dokunandan bahsedeceğim. 4 tane web sitesi veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bu web sitelerini incele ve bana şu sektörle ilgili bir web sitesi yap diyorsunuz. 3 dakika içerisinde kodları onlara veriyor, benzemeyen ama o amaca uygun bir web sitesi oluşturuyor, inşa ediyor. Bu çok etkileyici. Bir taraftan dediğin gibi senin mesleğinle ilgili de grafik tasarım ve PR'la ilgili de tasarım yapabiliyor. GPT-3 son günlerde tüm dijital dünyayı heyecanlandırmış durumda. Birçok API'si kullanılarak birçok uygulama yapıldı bununla ilgili. İnternette örnekleri var. Örneğin ben bir tanesini gördüm. Her gün bir aforizma. Sayfayı her yenilediğinizde bir aforizma veriyor. Ve inan muhteşem. Sosyal medyada hani saçım şekil önümden çekil falan, hani böyle bir yazılar var ya işte, bizi önceden görecektiniz falan, bir şeyler çok bilmiyorum hani o tür şeyler yazıyorlar. Bu tür aforizmalar üretiyor. Birçok okuduğum, sosyal medyadaki okuduğum o fotoğrafların altına yazılan yazılardan çok daha etkileyici yani, ve bunu bilgisayar yazıyor. Kesinlikle yani, çünkü sosyal medyada çok iyi aforizmalar dönüyor yani. Evet. Baktıkça hayranlık duyuyorum. Evet. Biz ya sen ben şeyde kaldık yani, sen giderken biz geliyorduk, o aforizmada kaldık biz. Evet, evet orada kaldık. Çıkmışlar onu, üzerine yapay zeka getirmişler. Yani otur laf dalaş yap onunla, hani biz de severiz de gideri evet, gider. Bir text altına bir input koy, text alanı. Evet. Yani saatlerce onunla kavga eden insanlar çıkar Türkiye'den. Doğru. Senin ben şimdi. Siri ile bile biz galiba en çok sohbet eden ülkeyiz belki. Tabii, tabii. Yani küfür öğretmeye çalışıyoruz, bir şey yapıyoruz. Siri'ye aşık olan insanlar Türkiye'den evet, çıkmadım yanlış evet, hatırlamıyorsam. Öyle biri vardı. Ultra aşık olmuş falan. Çıkmıştı. Şimdi GPT çok etkileyici. Onunla ilgili haberimize bakalım. Sonra üzerine biraz daha konuşalım. Tamam. Yapay zeka artık makale yazıyor. OpenAI'ın geliştirdiği GPT-3 isimli yapay zeka tarafından yazılan makale, yapay zekanın yayın konusunda ne derece başarılı olduğunu ortaya koyuyor. Yapay zeka makalesinde gelecekte insanlık için tehdit oluşturmayacağının mesajını veriyor. Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin en önemli halkalarından biri olan yapay zeka, artık hayatımızın birçok alanına girmiş durumda. Günlük yaşantımızdan üretim ve hizmet sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı bulunan yapay zekanın günümüz mesleklerini ortadan kaldırıp kaldırmayacağına yönelik halen birçok endişe yer alıyor. Yapay zekanın özellikle verileri analiz etme ve bunu cümlelere dökebilme becerisi sayesinde yazı yazma yeteneği üst seviyelerde görülüyor. Kar amacı gütmeyen bir yapay zeka araştırma kuruluşu olan OpenAI'ın GPT-3 isimli yapay zekası bir makale yazdı. Yapay zekaya verilen talimatta bu makalenin yaklaşık 500 kelimeden oluşması, basit ve akıcı bir dil kullanması, insanların yapay zekadan neden korkmaması gerektiğine odaklanması istendi.
Bu çerçevede yazılan makaleyi The Guardian "Hala korkmadın mı insanoğlu?" ifadeleriyle paylaştı. Yapay zeka şu ana kadar yapılan araştırmaların insan etkileşimi olmadan kendilerinin var olamayacağını gösterdiğini belirtiyor. Kendisinin herhangi bir ülkeye veya herhangi bir dine ait olmadığını, sadece hayatımızı daha iyi yapmak için burada olduğunu söylüyor. Evet, biz de dijital dünyadan dijital saate dönüş yaptık. Çünkü evet. VTR yayınlanırken önümüzde telefonlarla hemen yeniydi görünce hemen toparlandık. Dijital tarafa geçiyoruz. Sonra tekrar dijital saate geri döndük. Deniz Kahveci ile birlikte teknoloji üzerine sohbet ediyoruz. Yapay zeka ile ilgili biraz konuştuk. Yapay zekanın bir tarafını konuşmadık aslında. Yapay zekadan insanlar korkmalı mıyız diye böyle bir durum var. Yapay zekadan korkmalı mıyız diye düşünüyorlar. Hatta The Guardian gazetesi de haberde geçtiği gibi "İnsanoğlu hala korkmuyor musun?" bir başlığıyla aslında orada biraz da oraya dikkat çekmek amacıyla bu clickbait dediğimiz tıklansın amaçlı yazılmış bir şey. Çünkü yazının içeriği onunla ilgili değil, biraz inceledim. Yapay zeka da kendisinin zararlı olmadığını iddia ediyor. Bununla ilgili de çalışmalar var biliyorsun. Google Sergey Brin ve Tesla'da Elon Musk ikisi birlikte yapay zekanın tehlikeli olmaması için insanla birlikte transhumanizm denilen durumu gerçekleştirmeye çalıştıklarını söylüyorlar. Bir taraftan da tabii tüm dünya kamuoyu acaba robotlar dünyamızı ele geçirecek mi diye bir soruyla karşı karşıya. Böyle kafalarda sorular var. Sen ne düşünüyorsun bununla ilgili? Şahan, şöyle düşünüyorum. Biz tehdit oluşursa yine bence insanlardan oluşur bu tehdit. Neden? Yani şu bardağın amacı ve hizmeti belli. Niçin üretildiği belli. Ama ben bunu bir başkasına atarak ona zarar verebilirim. Evet. Şimdi bu robotlar da, işte bu robotik yazılımlar, yapay zeka, hepsi bize hizmet etmesi için geliştiriliyor bir yerde. Ama bu yapay zeka bir gün kötü birinin eline geçebilir mi? Evet. O bir tehdit. Kötü biri kim olacak? Uzaylılar olmayacak tabii, insanlar olacak. Evet. Yine insanlar bunu böyle bir kötü bir durum haline getirebilirler. Zaten Elon Musk'ın ve Larry King'in en çok dikkatli şeyi o. Kötü insanın kontrolüne geçerse ne olur? Gerçekten ben birçok tweetlerinde bunu gördüm, paylaşımlarında. Yani yapay zeka ile ilgili sorunumuz, tek düşündüğümüz varsa bu kötü insanın eline geçerse biz ne yaşarız? Evet. Nasıl problemler çekeriz? Bunun üzerine duruyorlar sadece. Evet. Yani yapay zeka korkulacak bir şey değil. Yani bilgisayar, telefon, o da bir bilgisayar. Elimizde zaten sürekli bunlarla yaşıyoruz. Bilgisayar nedir? Bilgisayar diyeceğiz. Hani yüklersin içine bilgileri. Ne kadar sebze varsa bilir hepsini onların. Evet, işliyor. İşte sonuç verir. Kimyasal bilgileri yüklersin. Onların hepsini bilir. Sorduğuna sana cevap verir. Yapay zeka ne? Bir yerde aldığı o yeşil biber bilgisiyle, yani acı yeşil biber bilgisiyle bir yerde aldığı fermentasyon bilgisinden diyor ki bundan turşu olur. Evet. Yani çok, yapay zeka bunu düşünebiliyor. Çok doğru açıkladın, evet. Sadece şey bu. Bizden üstün mü yine değil yani. Bizim karar vermemizi sağlayan, işte böyle bilgileri sentez yapan, işte bilgi birleştiren beynimizde şeyler var. Algoritma demeyeyim de. Sentez hücreleri var diyeyim. Bu yapay zekada sadece 175 milyar tane var bundan. Hı hı. 175 milyar tane farklı algoritmaya benzeyen bir şey var, hücre var. Metotlar var. Ha, insan beynine bakınca abi 100 trilyon tane var bende. Ya ben hala ondan üstünüm. Yazan benim, kontrol eden benim. Ya yapay zekadan korkmaya gerek yok. Korkarsak ama, kötü insanın eline geçerse ne olur ondan korkabiliriz. Ama Go oyunu, satranç ve tavlada şu an yapay zeka... İşte korkarsan onları kork. Onunla satranç oynuyorsan kork yani, yenemezsin. Şimdi, işte tam onu söylüyorum. Şimdi yapay zeka bu oyunlarda artık insana alt edebildi. En son Go oyununda alt edememişti. O da. Ama gelsin bir yerde oynayalım hadi. 2 yıla kadar... 2 yıl öncesinde yapay zeka orada üstünlüğünü kanıtladı. Ama tabii bunlar tamamen algoritmalar ve varsayımlar üzerine kurulu olduğu için onun onu yapabiliyor olması aslında kabul edilebilir bir şey. Daha anlaşılabilir bir şey. İnsanların bu ayrımı biraz dediğin gibi yapabilmesi gerekiyor. Bir de ilk bahsettiğin gibi tekerleğin icadı biliyorsun teknolojinin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Yani ama tekerlekli arabaya İşte alkollü binip birini öldüren kişi onu kötü kullanmış oluyor. Kesinlikle. Tamamen konu aslında bununla ilgili. Bu da bir teknolojiyi kötüye kullanmakla ilgili bir durum. Ya her şey bilir. Şimdi ya bu ilastik tür mesela niçin çalışıyor? Evet. Para kazanmak için. O tabii. Başka pardon, onu söylemeyecektim. İnsanları iyileştirmek için çalışıyorlar. Ya ilaç, yani sentralcik ilacı fazla attığında ölüyorsun. Yani. Tabii.
Her şey insanın kontrolünde. İnsanlar korkmakta biraz haklılar. Çünkü ne yazık ki biraz... Bilinçli kullanım çok önemli. Bilinçsiziz. Küresel olarak sadece evet. Türkiye demiyorum. Küresel olarak bayağı bilinçsiziz birçok evet. konuda. Umarım bilinçleneceğiz. Bilinçlenmek için İnşallah senin yine... programı izleyeceğiz öyle işte bilinçleneceğiz. Ah, teşekkür ederim. Bu ilk programımız ama bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu bize diyeyim. Biraz ben de kendime şey yapayım. Şöyle dediğin gibi bilinçleneceğiz. Bilinçlenmek için de en çok başvurduğumuz yer aslında internet. Hı-hı. Her şey internette arar duruma geldik. Hatta evet. bununla ilgili bir hastalık durumu söz konusu. Siberkondri denilen bir hastalık var, duymuşsundur. İnternetten hastalık arama hastalığı. Evet. Yani başım ağrıyor, acaba bir şey mi var, ne olur? Özellikle son günlerde koronavirüs sebebiyle biliyorsun insanlar daha fazla kaygılı ve tedirgin. Bir kez yanında biri öksürse sende virüs mü var acaba falan diye böyle bir tepkilerimiz, kaygılarımız en üst seviyede. Son günlerde de bu siberkondri hastalığıyla ilgili yapılan bir araştırma var ve internette ilaç araması, ilaçlarla ilgili aramalar ve hastalıklarla ilgili aramaların olağan dışı şekilde yükseldiği görülüyor araştırmaya göre. Ve bilinçsiz kullanım çok üst düzeyde. Rastgele bir herhangi bir forumdan ya da tam teyit etmeden herhangi bir yerden insanlar okuyup eczaneden ilaç talep ediyorlar. Böyle bir durum var. Siberkondri deniliyormuş bu hastalığa. Çağımızın yeni hastalıklarından bir tanesi. İnternetten hastalık arama hastalığı siberkondri ile ilgili bir haberimiz var. Şimdi onu izleyeceğiz. İnternetten hastalık arama hastalığı siberkondri. Siberkondri, internete bağımlı ve takıntılı insanların yakalandığı bir hastalık. Sağlıkları ile ilgili endişeleri, onların bu konudaki bilgilere ulaşmak için internette tekrarlayıcı biçimde ve uzun süre araştırma yapmalarıyla tanımlanan siberkondri hastalığı ile ilgili Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi yeni bir araştırmaya imza attı. İstanbul'da 18-75 yaş arasında 1196 kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, 2000 yılı ve sonrasında doğan Z kuşağının siberkondri seviyesi diğer kuşaklara göre daha yüksek. Siberkondri düzeyinin yüksek seviyede seyretmesi bir an önce önlem alınması gerekliliğini ortaya koyuyor. Çalışmada e-sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekilirken, internetten sağlık bilgisi arayan ve bu bilgilerle kendi sağlık sorunlarını gidermeye çalışan kişilerin mutlaka sağlık profesyonellerinden destek almaları önerildi. Evet, internetten hastalık arama hastalığı siberkondri son günlerde haberimizde gördüğümüz gibi artış göstermiş ve özellikle gençlerde yoğun görülüyor. İnternette her bilginin doğru olmadığı, sosyal medyada paylaşılan her şeyin doğru olmadığını artık bence öğrenmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda da bunu yaşadık. Ülkede birçok karmaşa durumlar ya da işte gündemle ilgili durumlar olduğunda böyle sosyal medyadan birileri bir şeyler söylüyorlar. Yine bu sağlık sektöründe de, sağlık kısmında da böyle. Sağlıkla ilgili de birçok ürün var internette. Yani başım ağrıyor diye yazıyorsunuz. Başka bir ürünün bir şeyi çıkıyor ve o reklam olabilir. Yani farklı bilgiler verebilir. Yani her şey, ne mucize şeyler sen var. Sen arıyor musun internetten bir yerin bir şey olduğunda? Yok böyle. Zaten hani şey belli dediğim, yani bir şey görmüyorum, röntgeni çekiyorum, onun arka planını görüyorum diye. Evet. Bir şeyden çok mucizevi şekilde bahsediliyorsa o kesin fake'tir yani. Fake tabii Türkçe anlamı sahte demek. Orada evet. bir sahtelik vardır. Böyle pazarlama tuzaklarına düşmemesi lazım insanların. Bir de Google'a her şeyi sormamalılar. Yani Google'a gelip işte aniden sırtıma bıçak saplanı gibi ağrı girdi. Evet, detaylı. Yani milyonlarca sonuç çıkar bununla ilgili. Ben hiç unutmam bir defasında bizim ilk kızımız Arya, daha ilk çocuğumuz, tecrübesizdi. Bizim iki tane, ya üç tane danışmanımız var. Benim annem, eşimin annesi ve Google. Tabii. Tabii. Bir şey oldu mu onları soruyoruz. Gece git saat Arya işte hem ateş var hem de istifra etti. Üşütmüş yani bu çocuk belli üşüttü yani. Evet. Sakinliğimiz korurken birden eşim kalktı, hadi kalk 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 gidiyoruz, çocuğu almış giyinmiş falan. Nereye? İşte ben kadından netti gördüm. Bir çocuk ateşliymiş, kusmuş, sonra ölmüş. Şimdi üşütmüş çocuk belli işte, hani bizi orada zehirliyor ve biz o panikle şeye gidiyoruz, hastaneye. Hı. Doktor diyor ki üşütmüş yani, ilaç vermediler mi? Verdiler işte, kalpol veriyoruz falan. İyi gidin diyor yani. Evet. Gereksiz paniğe yol açabiliyor. Yanlış ürün kullanımına da yol açabiliyor. İnternette
izlediğimiz videolar bazen reklam olabiliyorlar. Hı-hı. Değil mi? Siz reklamcı olarak yaptığınız tabii. Bu tür projeler de var. Başarılı projeler de var. Konya'da viral reklamla ilgili en iyi örnekleri belki de birlikte gördük. İşte, Meram'daki çatı vardı. Meram'daki teras. Ha, Meram'daki bak, gördüm, teras kampanya vardı. Çok yer etmemiş sende de. Ama uzun zaman oldu üzerinden. Uzun zaman 4 sene geçti. Evet. Evet. Bir de kuzu ile ilgili bir ulusal medyada da yer alan müşterimiz, evet, markamızdı. Evet, viral reklam yapmıştınız. Viral reklam nedir diye ben önce size sorayım. Sonra viral reklamla ilgili bir küçük kısa haberimiz de alacağız. Viral reklam şudur. Sosyal medyada şu an biz seninle ben buradan bir selfie atarız mesela. Deriz ki işte Fatih birazdan canlarına başlayacağız. İşte buraya birden uçak düşer. Sonra video yayılmaya başlar dedi. Adamlar işte şey yaparken uçak düştü falan diye. Evet. Ama biz o videoda Kanal 2'yi gösteririz oradan. O kupa sürekli orada durur. Oraya hizmet eder o. Evet. Viral reklam biraz da bu tarzdadır. Gizli bir reklam. Gizli virüs reklam. Gibi yayıldığı için de buna viral reklam deniliyor. İnsanlar böyle kaosu ve işte kaosu çok seviyorlar ve meraklılar. Onların merak noktasını kaçırdığınızda da hemen peşinizden geliyorlar. Evet. Böyle içerikler oluşturup sosyal medyaya salıyorsunuz. Onlar kendinden büyüyor. Para harcamıyorsunuz hiç. Evet. Viral reklamla ilgili bir VTR'miz var aslında ama çok fazla vaktimiz de yok. Viral reklamın ne olduğunu da anlattık. Ben o yüzden o tamam, videoyu o zaman, atlayıp teşekkür ederim. Şöyle yapmak istiyorum. Çünkü seni bulmuşken soracağımız sorular var. Seyircilerimiz için de faydalı olacağını düşündüğüm sorularımız var. Sosyal medyayı nasıl ve ne amaçla kullanmamız gerekir? Yani siz nasıl kullanıyorsunuz ve ne amaçla kullanıyorsunuz? Ben sosyal medyayı kendim bireysel olarak eğlenmek adına kullanıyorum. Evet. Çünkü hepimiz belli bir iş hayatındayız. Kimsenin neredeyse zaman başını kaçacak vakti yok. Eskiden benim çocukluğumda aralıksız iki günde bir yerlere giderdik, birileri bize gelirdi falan filan. Hı hı. Şu an öyle bir ortam yok. Arkadaşlarla çok nadir oturup bir kafede bir kahve içecek vaktin oluyor vesaire. Sosyal medyada buradaki açığı kapatıyor biraz. Onlarla berabermişsin gibi iletişim kurabiliyorsun. Herhangi bir hikaye atıyorsun, o sana yazıyor, sen onu yazıyorsun, konuşuyorsun, evet. Eğleniyorsun vesaire. Ben eğlenmek için kullanıyorum. Peki müşterim için de para kazanmaları ve imaj kazanmaları için. Tam onu soracağım. Peki markalar için. Nasıl kullanmalı? Yani nasıl kullanmalı sorusunun cevabı çok uzundur. Burada zamanımız da yetmez ama şunu özellikle sormak istiyorum. Belki buradan bir faydası olabilir. Markaların sosyal medyada yaptığı en belirgin hata sence nedir? Neye biraz dikkat etmek gerekir yani? En belirgin hata... Kullanıcı kaybı yaşanan bir konu mesela bu. Sürekli paylaşım yapmaları, özellikle özel günler yani. 365 günde neredeyse bizim listemiz var. Yani 267 tane özel gün var zaten. Yani toplamda 100 günün altında bir boşluğumuz var. Hepsini kutluyorlar. Evet. Ya ben sıkılıyorum onu gördükten sonra. Çıkıyorum o sayfadan. Bugün bir tane gördüm. Şey patronlara sarılma günü diye bir şey vardı. Sosyal medyada. Olabilir yani. Bir ülkede başlamıştı sonra yayılmıştı. Evet. Mutlaka ben görmedim. Olabilir. Sarılma günü Burhan biliyorum Genç, ama. O da Konya'nın fenomenlerinden bir tanesi. Ha. Burhan Genç'in hesabında görmüştüm, şimdi anımsadım. Patronlara sarılma günü var ama korona var. Onu Burhan ilan etmiş olabilir ya. Olabilir belki. Burhan'dan bekleyebileceğimiz bir hareket. Sosyal medyayı aktif kullanan arkadaşlarımızdan evet, biri o da. Bunu yapmasınlar. Takipçi sıkmasınlar sürekli paylaşım yaparak. Restorandan en çok yaptığı hata yani... Ya mesela yumurta kırma değil mi? Yani yumurta kırma belli zaten. Bir defa çektin. Sen her gün yumurta kırma hikayesi atma artık oraya. Pideciler, burgerciler her gün aynı burgerin yapılışını atıyorlar. Bunu başaran insanlar sürekli aynı görselleri paylaşıyorlar. Farklılık yapıyorlar. Her başaramadılar. Yani her gün kebap ya da her gün ciğer paylaşmayalım. Biraz aynen. Farklılaştırarak gidelim. Nusret'in hiçbir aynı hikayesini göremezsiniz mesela. Nusret'in geçin bakın 20 bin tane hikayesine. Ortak tek bulacağınız şey şu tuzat markettir. Evet. Onun için hiçbir zaman aynı pozu vermez, aynı görüntü çekmez. Aynı etli aynı şey. Bunun arkasında profesyonel bir ekip var. Profesyonel bir iş aslında. Yani bir plan program dahilinde yapılan işler. Mutlaka. Ben işte buna ulaşamayan insanlar için yani küçük esnaflar için, KOBİ'ler için şu an bu tavsiyede bulunuyorum. Bir de yani şu an piyasada atıyorum 250 lira aylık, 500 lira, 5000 liraya sosyal medya yapan ajanslar, evet, izleyici yapan ajanslar var. Evet. Ya bunu öğrencisi de yapıyor, profesyonel de yapıyor. Evet. Bunların özellikle şunu istesinler. Bana özel gün çalışma. Hani bana bir post çalış. Ben tam bu konuyla ilgili bir şey ayda soracaktım. Ayda bir tane çalış ama ben ondan para kazanayım. Evet. Kesmemiş olacağım aslında. Tam direkt bununla ilgili bir şey. Kesmiş oluyorsun bence yani. Tam bununla ilgili seninle daha önce de sohbet ettiğimiz konu ondan bahsetmek istiyorum. Süremiz fazla olmadığı için. Sosyal medya
sosyal medya danışmanlığı yapmak reklamcılık mıdır? Ya da reklam için kullanılan, sosyal medya reklam için kullanılan bir alan mıdır? Yani evet, bir amaç mıdır ya da bir araç mıdır? Yani sosyal medya yapmak reklamcılık mı demek? Yoksa reklamcılık bir kampanya yapıp sosyal medyayı da onu duyurmak için kullandığımız bir alan mıdır? Yani bu noktada çok ciddi problem olduğunu düşünüyorum. Çünkü tamamen sosyal medya üzerine ve sadece grafik yapıp paylaşmaktan ibaret reklam kesinlikle değil. Yani, reklamcılık şimdi dünyanın en büyük ikinci sektörü. En büyük ikinci sektörü. İlki bankacılık, ikincisi reklamcılık, daha sonra işte futbol, işte spor vesaire geliyor. Şimdi böyle büyük bir sektör sürekli annelerini sayamaz. Ya bu bir orkestra. Sosyal medyada orada bir tane müzik aleti. Yani bu iş ilk sazla başlamış, bağlamayla. Nedir bu logo? Yani önce insanlar sadece benim sattığım un diğerlerinden farklı olsun diye üzerine adının baş harfini koyuyormuş vesaire, bir logo yapıyormuş. Onunla başlamış. Açık hava, televizyon, radyo derken sosyal medya, şu an son günümüzde olan mecrası, en büyük mecrası. Sosyal medyada bir mecra, araştırıcı yani, bir amaç değil. Şöyle. Bir kampanya yaparsınız, bir bütçe harcarsınız, donatıyorum. 200 bin lira bütçe ayırırsınız. Dersiniz ki bunun 70 bin lira sosyal medyada harcanacak. Budur. Yani tutup o 200 bin lira direkt sosyal medyaya yatırılmaz. Önemli olan fikir ve kampanyayı oluşturup ürünü ve hizmeti doğru bir şekilde aktarabilmek. Aktarırken de kullanacağımız alanlardan bir tanesi sosyal medya kanalıdır. Ama önemli olduğu için ve çok yoğun kullanıldığı için şu an sosyal medyaya biraz daha fazla bütçe ayrılabilir. Veya tamamı da ayrılabilir ama tamamen amaç yani olmamalı. Kolay olduğu için. Biraz herkese erişebiliyor. Süremizin sonuna da geldik. Seni uyardılar kulaklıktan. Evet. Valla çok havalısın, kulaklık vesaire. Artık bugün böyle idare edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığın için. Yani aslında konuşacağımız çok şey vardı. İleride tekrar bir program yaparız diye düşünüyorum. Şimdiden sözünü umarım de almak inşallah istiyorum. Çok güzel konulara değindik. Çok vaktimiz de olmadı. Bu hafta programımızın dijital saatinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta saat 18'de cumartesi gün yine karşınızda yeni teknoloji ile ilgili gelişmelerle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyorum.